Bazı Meksikalılar hariç, herkese merhabalar. 2021 yapımı, Sarayı Kim Öldürdü isimli aşırı zorlanmış bu intikam dizisinin ilk iki bölümünde yaşananlar, can sıkacak kadar saçma görüneceği için diziyi izlemekten vazgeçebilirsiniz. Dizinin temposunun son derece düşük olması da bu konuda önemli bir etkendir. Ancak korkmayın, ikinci bölümün sonlarına doğru film artık izleyeceğiniz kıvama gelecektir. Dizi başladığında Alex'in kız kardeşi Sara'yı kasıtlı olarak öldürmekten dolayı 30 yıl ceza aldığını ve 18 yıldan beri cezaevinde olduğunu öğreniriz. Aynı gün cezaevine gelen avukatı ona cezasının iyi halden dolayı indirildiğini ve yarın tahliye edileceğini müjdeler. Avukatıyla konuşmasından Alex'in intikam için yoğun bir motivasyonu olduğunu anlarız. Kız kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Laskano ailesini ve Sara'nın sevgilisi olan Rudolfo Laskano'dan intikam almaya kararlıdır. Bundan sonra geçmişte neler olduğunu, olayların buraya nasıl geldiğini öğrenmemizi sağlayacak olan flashbackler, yani geri dönüşler başlar. Zamanda geriye ilk gidişimizde, Sara, ağabeyi Alex, sevgilisi Rudolfo ve onun kardeşi Chema ile birlikte Laskanoların yazlık konağında bir sürat teknesindedirler. Bu arada Alex, kız kardeşinin hamile olduğunu o gün öğrenmiştir. Sürat teknesinin arkasına bağlanan paraşütte yükselen ilk kişi Sara olur. Ancak paraşütün askıları kopar ve genç kız oldukça yüksekten suya düşer. Sara'yı sudan çıkarıp hastaneye götürünceye kadar yaşanan bir yağın aksilik ve gecikmeden sonra genç kız hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeder. Sara'nın ölümü görünüşte bir kazadır. Tekneyi kullanan kişi Rudolfo olduğu için kazadan sorumlu tutulacak kişi de o olacaktır. Ancak bu durum Laskano ailesinin veliahtı ve gelecekte işlerin CEO'su olması beklenen Rudolfo'nun yolunu tıkayabilecek bir sorundur ve baba Sezar Laskano böyle bir şeye izin vermeye niyetli değildir. Alex'ten kazanın sorumluluğunu üstlenmesini ister. Karşılığında sağlığı çok kötü olan annesinin tedavisini üstlenecek ve bir iki hafta yatıp çıkacak olan Alex'e de yüklü miktarda parasal destek çıkılacaktır. İçten içe Alex'ten hoşlanan ve eşcinsel olduğunu sonradan öğreneceğimiz Chema, bu zorlamaya karşı çıksa da Alex bu teklifi daha çok da annesinin sağlığı yüzünden kabul eder. Ancak işler planlandığı gibi gitmez ve paraşütü kendisinin bağladığını itiraf eden Alex'e, kazayla ölüme sebep olmak yerine kasten öldürmekten 30 yıl ceza verilir. Elbette her şey Baba Sezar'ın bilgisi dahilindedir. İçeride geçirdiği yıllar boyunca intikamını planlayan Alex, ölmeden önce kendisine bir bankadaki kiralık kasasının anahtarını veren yaşlı bir hücre arkadaşı sayesinde, çıktığında zengin bir adamdır. Vay be dedikten sonra, 18 yıldan beri cezaevinde olan Alex'in eskiden hacker olduğunu, çıkar çıkmaz evinde kurduğu bilgisayar sistemlerinden anlarız. Onca yıl içinde teknoloji hiç değişmemiş, Alex de hiçbir şeyi unutmamıştır. Bir daha vay be fırsat bulamadan, Laskanoların kumarhanesinin bilişim sistemini ele geçiren Alex herkesi şaşırtmaya devam eder. Ailenin tamamı kumarhanedeyken, bütün ekranlarda onlara seslenir ve kız kardeşini öldürdükleri için intikam alacağını söyler. Bundan itibaren diziye devam kararı verenleri, hep bir sonraki bölümü izlemeye götüren sebepler verilir. Her bölümde sarayı kimin öldürdüğüne dair başka bir şüpheli ortaya çıkar. Diziye renk aşk ve zeka katan Laskanoların son çocuğu Elisa ile Alex arasındaki ilişki, yalanlarla başlamasına rağmen dizideki en gerçek şeydir. Dizide zaman ilerledikçe şüpheliler değişir, mütefikler değişir, dostlar ve düşmanlar değişir. Sebepler ve sonuçlar değişir. Bazen tam da katili bulduğunuzu düşünürsünüz, katil değişir. En önemlisi, Sara'nın olduğu yeri öğrendiğinizde hikayeye bakış açınız değişir. Hasılı, ilk iki bölümü aşmayı başarabilirseniz Meksika'nın bol baharatlı, bol entrikalı ve mide bulandırıcı çarpık cinsel ilişkiler ağını, hayret ve şaşkınlıkla izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi ilk iki bölümü aşabilirseniz. İyi seyirler. Gurme, 6,5.